Tekno Safari'den selamlar. Bugün yeni bir akıllı bileklik incelememizle sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Honor Band 6 olacak. Son dönemlerde böyle yeni akıllı bilekliklerin çıktığı dönemler oldu. İşte Xiaomi Mi Band 6'yı çıkardı, Huawei Band 6 çıktı, yine Honor Band 6 çıktı. Honor Band 6 alır mısınız? Ne gibi özellikleri var? Nasıl değişiklikler var? Xiaomi ya da Huawei ile arasındaki farklar ne? Biraz aslında bu videoda size bunlardan bahsetmek istiyorum. Artık akıllı bileklikler özellikle Honor ve Huawei'nin gördüğünüz gibi akıllı bilekliklerinin ekranı oldukça büyüdü. Bir tık böyle akıllı saatle akıllı bileklik arasında bir cihaz oldular bence görüntü anlamında. Mi Band 6 bu noktada hala bileklik formunda. Honor ve Huawei baktığınızda ekranlarını bir tık daha büyütmüş olarak karşımıza çıkıyor. Hemen şirket yazmış üstüne, demiş ki 1.47 inçlik AMOLED bir ekranı var cihazın diyor. Bu ekran kullanıcılara 194'de 360 piksel çözünürlük sunuyor. 7/24 diyor nabız takibi varmış. Egzersizinizi otomatik takip edebiliyor, fark ediyor. Yani sizin ekstra egzersiz moduna girip egzersiz seçmenize, bu işlemleri yapmanıza gerek yok. Ama bu açık hava yürüyüş, kapalı alan yürüyüş ve işte koşu ve eliptikte geçerli. 4 spor modunda geçerli. Toplamda da 10 farklı spor modunu destekliyor bu akıllı bileklik, onu da belirtelim. Fast charging demişler. Şirket 65 dakikada tam şarj olduğunu söylüyor. Şöyle ki tam böyle 65-70 dakika arası diyebilirim tam şarj olma süresine. Yeterince hızlı doluyor bence. Bu arada 180 mAh'lik bir de bataryası var, bunu da belirtmiş olalım. Aynı zamanda stres takibinizi yapıyor. Kolunuzda sizin stresinizi takip eden bir akıllı arkadaşınız var diyebiliriz. Bunun yanı sıra uyku takibi yapıyor diyor ve 5 ATM suya dayanıklı diyor. Cihazın kutusundan ayrıca bir de böyle şarj etmenize olanak tanıyan Huawei ve Honor'da artık görmeye çok alıştığımız manyetikli şarj kabloları çıkıyor. Adaptör çıkmıyor. Herhangi bir adaptörle cihazınızı şarj edebilirsiniz. 3 farklı rengi var. Pembe, gri ve siyah olmak üzere. Bizdeki gördüğünüz gibi siyah rengi. Fiyat açısından aslına baktığınızda böyle Huawei'ye oldukça yakın, aralarında böyle 50-100 lira gibi bir farklar var ama daha pahalıya da gördüm internette, daha uygun fiyata da gördüm. 450 liradan başlıyor diyebiliriz Honor Band 6 için. Huawei Band 6'da yaklaşık yine böyle bir 500 lira seviyelerinde. Artık bu kullanıcının vermiş olduğu kararla değişecek bir seçim olacak. Çünkü bazı özellikleri farklı aslına baktığınızda. Tasarımına baktığımızda cihazın dikdörtgen bir formda kutusundan çıktığını görüyoruz. Gövde malzemesi plastik, bu kayış kısmı da silikon. Oldukça delikli, yani çok fazla deliği var ve bu da aslına baktığınızda bileği ince olan kişiler için de ideal bir kullanım sağlayacaktır. Beni hiç rahatsız etmiyor. Sadece böyle özellikle sıcaklarda ya da böyle terlediğimde vesaire hızlı yürüyorsam bir tık böyle hafif şuralarımda bir terleme yapmıyor diyemem. Huawei Watch Fit Elegant'ı incelemiştik mesela. Onun kayışı çok çok rahat ettiriyordu beni. Bu o kadar böyle ne diyeyim, çok üst düzey bir kayışla gelmiyor ama dediğim gibi çok fazla rahatsızlık etmiyor, kaşındırmıyor. Sadece böyle spor yapıyorsam ya da hızlı yürüyorsam bir tık böyle buralarda hafif bir ter görüyorum. Ter demesem, çirkin mi oldu acaba buralar? Gövde malzemesi 18 gram ağırlığında. Bu arada bunlar çıkabiliyor. İsterseniz bunları değiştirebiliyorsunuz. Bizdeki rengi siyah. Dediğim gibi bir pembesi, bir de grisi var. Siyah çok güzel ama çok basic olmuş bence. Mesela Huawei Band 6'nın turuncusu var. Doğa inceledi. Hemen sol üste koyuyoruz. Eğer merak ediyorsanız Honor mu Huawei mi diyorsanız lütfen o videoyu da bir göz atın derim. Pek çok farklı spor modunu tabii ki kullanıcılara sunuyor. Bu noktada Huawei ile ayrıldıkları nokta genelde spor ve sağlık özellikleri oluyor aslında baktığımızda. Çünkü tüm ekran özellikleri, bataryası aynı. Huawei Band 6'da biz 96 farklı spor modu görürken Honor Band 6'da 10 tane spor modu görüyoruz. Aslına baktığınızda burada şunu demek gerekiyor bence. Yani 96 farklı spor modu destekliyor. Evet, o çok çok daha farklı, fazla spor modu destekliyor ama ihtiyacımız var mıya geliyor bence. Sadece yürüyüş yapıyorsanız, sadece işte ne bileyim koşacaksanız bence gerek yok açıkçası. Çünkü orada işte göbek dansı var, uzay yürüyüşü var. Pek çok farklı böyle farklı daha önce adını duymadığım ya da görmediğim bir sürü spor modu bulunuyor. Burada dediğim gibi bir ayrımı bulunuyor. Onun yanı sıra zaten hemen sağ tarafında bir tane düğmesi var. Menülere buradan giriyorsunuz ve buradan çıkış yapıyorsunuz. 10 farklı egzersiz modu sunuyor dedim. Siz bu egzersiz kayıtlarına
hemen böyle ulaşabiliyorsunuz. Yaktığınız kaloriyi, ne kadar yürümüşsünüz, işte ne bileyim adım uzunluğunuz ne kadarmış, kalp atış hızınız ne olmuş vesaire. Hepsini buradan şöyle egzersizlere girdiğimizde görüyoruz, işte süresi 40 dakika boyunca sürmüş. 132 kalori yakmışım ben. Nabzım ortalama 106'ymış. En çok 163'e çıkmış. En az 68'miş. Aerobikte 1 dakika harcamışım. Anaerobikte 7 dakika harcamışım. 6 dakika yağ yakmışım. Bu şekilde böyle tüm detaylı bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Egzersiz modunu ben spor yaparken de, özellikle bu kapandığımız dönemde bazı spor yapma deneyimlerimde bulundum. Güzeldi yani, hiç kolumu rahatsız etmiyor. Çünkü gerçekten bir süre sonra bileğimde yokmuş gibi hissediyorum. Bunu da artık pek çok bilekliğe söylüyoruz ama gerçekten rahat ediyorum ve rahat ettiğim için söylüyorum aslına bakarsanız. Egzersiz dışında sürekli olarak nabız takip yapıyor. Yani siz gece, gündüz vesaire her şekilde sizin nabzınızı Honor Band 6 takip ediyor. Yine bu nabız detaylarına hem isterseniz akıllı bileklik üzerinden hem de Huawei Health uygulaması üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Honor Band 6 ayrıca kandaki oksijen oranını da ölçebiliyor. Bu özelliği Huawei Band 6'da da görmüştük. Uyku var, uykunuzu da takip ediyor. Kaç saatlerin uykuymuşsunuz, kaç saatlerin uykusu uyumuşsunuz. Bunun hepsini detaylı bir şekilde görüyorsunuz ve yine Huawei Health uygulaması size 200'den fazla öneri sunuyor. Uykunuzu iyileştirmek, sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla. Hemen ben bir bakıyorum, dün mesela 6 saat 10 dakika uyumuşum. Bu kadar detaylı bilgiyi Huawei Health uygulamasına yönlendiriyor. Stres takibinizi yapıyor. Stresinizi de yine ölçebiliyorsunuz. Benim mesela az önce stres seviyem yükselmiş. %84 olmuş Mustafa. Çekime girmeden birazcık stres seviyem yükselmiş. 50'ymiş ortalaması. Rahatlamak güzeldir. Doğru miktarda stres doğru şekilde yönetildiğinde iyi bir motivasyon kaynağıdır diye de alta da yapıştırmış. Sakin ol demiş. Bir şeyin yok demiş. Stres demiş. İyidir demiş bana. Bir de eğer böyle baktınız stresiniz yükseldi, cihazda bulunan nefes egzersizleri sayesinde aslına baktığınızda böyle nefesinize odaklanıp birazcık daha kendinizi sakinleştirebiliyorsunuz. Nefes egzersizlerinin yanında müzik ve mesela uzaktan kumandalı denklenşör özellikleri var. Ama bu özellikleri iOS cihazlarla kullanamıyorsunuz maalesef. Müzik kontrolü yapabiliyorsunuz. Yani dinlediğiniz bir müziği çantanızdan telefonunuzu çıkarmadan değiştirebiliyorsunuz. Sesini açıyorsunuz, kısabiliyorsunuz vesaire. Ya da benim en çok sevdiğim özelliklerden biri fotoğraf çekme. Yani cihazınızı uzağa koyuyorsunuz ve saatinize bastığınızda sizin fotoğrafınızı uzaktan çekebiliyor. Bu benim gerçekten artı puan verdiğim tatlı bir özellik. Ayrıca cihazınıza gelen, akıllı telefonunuza gelen tüm bildirimleri de akıllı bilekliğiniz üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Ekranın büyümesinin bence burada böyle bir artısı var. Çünkü akıllı bileklik olduğunda ya böyle in gelen bildirimleri okumakta zorlanıyordu insanlar. Benim de çevremden duyduğum en büyük eleştirilerden biri buydu. Bildirimlerin hepsini okuyamamaktı. Artık ekranın büyümesiyle birlikte çok daha rahat bir şekilde gelen tüm mesajları, bildirimleri böyle bileğinizden kontrol edebiliyorsunuz. Elbette ki bu da telefona olan bağımlılığınızı bir miktarda olsa azaltabiliyor. Bir de çağrı alabiliyorsunuz. Çağrıların geldiğini fark ediyorsunuz. Şöyle bir durum var, reddedebiliyorsunuz sadece çağrıları. Herhangi elbette ki bir mikrofon olmadığı ve bu bir akıllı saat olmadığı için mesajlara geri dönme ya da arama cevaplama ve konuşma gibi özellikler bunda yok. Ama işte telefonunuz uzaktaysa ve o an o telefonu açmak istemiyorsanız aramayı hemen saatinize basarak reddedebiliyorsunuz. Cihazda 5 farklı parlaklık modu bulunuyor. Otomatik parlaklık ayarlama gibi bir özelliği yok. Yani siz dışarı çıktığınızda eğer göremiyorsanız en yükseğe sizin getirmeniz gerekiyor. Huawei Watch Fit'lerde otomatik parlaklık ayarı vardı. Onlar bir tık daha böyle akıllı saate yakın konumlandırılıyordu. Bu bileklikte maalesef bu yok. Parlaklığım şu an 3 ve ben şu an bile çok net bir şekilde görebiliyorum. Şu an şöyle getirdim, hatta 5 yapayım. 5'te gerçekten çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Burada da işte o AMOLED ekranın farkını görüyoruz. Aslına baktığınızda siyahlar daha siyah, renkler daha canlı. Honor Band 6 kutusundan 180 mAh'lik bir batarya kapasitesiyle çıkıyor. Yine burada Huawei Band 6 ile aynı olduğunu görüyoruz. İşte hızlı şarjı da aynı, şarj olma süresi de aynı. Yaklaşık 65-70 dakikada tam şarj edebiliyor. Aynı zamanda şirket diyor ki 10 dakikalık kullanımla
3 gün boyunca cihazınızı kullanabilirsiniz. Ama elbette ki burada o kullanım yoğunluğunu da farklı olacağını göz önüne alarak orada artık siz kafanızda bir ayarlama yapabilirsiniz. Kaç gün? 9 gün falan çok rahat bir şekilde kullanabildim ya. Yani çok da kolay şarj oluyor bence. 1 saat oldukça iyi bir süre. Şarj olma süresi bakımından vesaire akıllı bileklerde artık hızlı şarj teknolojisini görüyor olmamız da bence oldukça büyük bir avantaj sağlıyor. Şimdi böyle genel olarak toparlamaya baktığımızda Huawei Band 6 ile Honor Band 6 arasında çok büyük bir fiyat farkının olmadığını görüyoruz. Bu noktada tüketicilerin şunlara dikkat etmesi gerekiyor. Ekranı aynı, bataryası aynı, tasarımı aynı. Pek çok özelliği aynı. Ayrıldığı noktalara geldiğimizde ise spor modları ve sağlık takibi. Yani 96 farklı spor modu olsun diyorsanız ve ben 100 lira daha fazla veririm diyorsanız elbette ki Huawei Band 6 çok daha mantıklı olacaktır. Ama diyorsanız ki ben sadece yürüyorum, işte nabzımı takip etsin istiyorum, adımlarımı sayayım istiyorum diyorsanız da 100 lira fark vermeye gerek var mı? Yine bu da sizin tercihiniz olur. Biz burada şimdi videoyu kapatıyoruz. Videoyu kapatırken kanala hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.